Phoenix fonksiyonunun Maclaurin serisi ve yerine koyma metodu. Bu videomuzda özel Maclaurin serilerinden üçüncüsünü inceleyeceğiz. Phoenix fonksiyonunun Maclaurin serisi. Ve buradan elde edeceğimiz Maclaurin serisini kullanarak yerine koyma metodu ile hangi fonksiyonların Maclaurin serilerini kolayca bulabileceğimizi de göreceğiz. Öncelikle Maclaurin seri formülünü bir hatırlayalım. Bir f(x) fonksiyonunun Maclaurin serisini bulmak için kullanılan formülümüz n sıfırdan sonsuza f'in n'inci türevinde n'inci türevde 0 bölü n faktöriyel çarpı x üzeri n formülüdür. Bu formül kullanılarak Maclaurin serisinin nasıl elde edildiğini, nasıl bulunduğunu bundan önceki videolarımızda diyelim incelemiştik. Türevleri alarak epey zahmetli bir yol ile Maclaurin serisi bulunuyordu. Bu videolardaki mantığımız ise Phoenix fonksiyonunun Maclaurin serisini ezbere bilerek yerine koyma metodu sayesinde birçok fonksiyonun Maclaurin serisini kolayca bulmak üzerine kurulur. Şimdi Phoenix fonksiyonunun ezbere bilmemiz gereken sınava girerken bunları ezberlemekte fayda vardır. Taylor ve Maclaurin serilerinin bu kısımlarını da işleyen üniversiteler. Bazı üniversiteler bu kısımlarına kadar konuyu getirmezler. Biraz tabii ki hocanızın ne işlediğini mutlaka inceleyin. Şimdi Phoenix'in Maclaurin serisinin kuralı n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktöriyeldir. Bilmemiz gereken Phoenix'in formülü budur. Bunun çıkartılması yukarıdaki formülle oldukça zahmetlidir. Tahmin etmekte biraz zorlanırız. Bunun birkaç terimini, açılımını da verelim. N yerine 0 koyarsak burası eksi 1 eder. Burası x üzeri 1 eder. Burası da 1 faktöriyelden eksi x ile başlıyor. Eksi x ile başlamıyor, x ile başlıyor. Çünkü 0 koyunca eksi 1 üzeri 0 1 ediyor. Buradan açılımı buluyoruz. Tabii ki yaparken işlemleri dikkatli olmak lazım. 0 koyunca burası 1, burası x üzeri 1, burası da 1 faktöriyelden x ile başlıyor. 1'i koyduğumuzda burası eksi çıkacağı için eksi. Buraya 1 koyunca x üzeri 3. Buraya 1 koyunca 3 faktöriyel. 2'yi koyduğumuzda artı. Burası x üzeri 5. Bölü. Buraya 2'yi koyduğumuzda 5 faktöriyel. Sağ tarafı değil. Bu kısmı ezbere bilmek bize yarayacak her şeyi kolaylıkla çıkartabilir. Bu şekilde bunun açılımı da devam etmektedir. Mesela bize Phoenix fonksiyonunun ilk 3 terimini sordu. Direkt bunu ezbere biliyorsak yazarız. Buradan da açılıma kolayca ulaşabiliriz. Bunun yakınsaklık aralığına geldiğimizde Phoenix fonksiyonunun Maclaurin serisinin yakınsaklık aralığı bütün x değerleridir. Eksi sonsuzdan sonsuza. Bu nedenle Phoenix'in yakınsaklık aralığının sorulmasının mantıklı bir tarafı yoktur. Direkt eksi sonsuzdan sonsuza deriz. Yakınsaklık yarıçapı nedir derse sonsuz çıkacak. Çünkü buradaki aralığın yarısıdır yakınsaklık yarıçapı. Sonsuz olan bir aralıkta da yakınsaklık yarıçapı da sonsuz olmaktadır. Şimdi bunları bildikten sonra yerine koyma metodu bize oldukça güç katmaktadır. Birçok sin içeren
fonksiyonun Maclaurin serisini kolayca bulabileceğiz. Yerine koyma metodu. Mesela birinci olarak sin 3x diyelim. Bunun Maclaurin serisi. Ne diye soruluyor? Bir başkası sin x kare Maclaurin serisi ne diye soruluyor? Yakınsaklık yarıçapını veya aralığını sormakla uğraşmıyorum. Eksi sonsuzdan sonsuza zaten. Her türlü bu cevap verilecek. Ama bunları bilmek önemlidir. Sınavlarda sorulabilirliği vardır. Üçüncü olarak x kare çarpı sin 5x Maclaurin serisi. Normalde ilk kuralımızı kullanarak türevleri alıp açılımı yaparak tahmin etme kısmı oldukça zordur. Bunu bilen kişi için buralar yerine koyma metodu sayesinde oldukça kolay hale gelmektedir. Bir kişi sınava girerken bunu biliyorsa, sin 3x'in Maclaurin serisi sorulduğu zaman gidip bu 3x'i burada x olduğu zaman burası x. 3x olduğu zaman buraya gidip 3x koyarak kolaylıkla bulabilir. Diğer hiçbir şeyde değişim olmaz. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı 3x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktörü. Mesela bunun ilk 4 terimi nedir diye sordu. Bunu önce yazacağız. Ondan sonra açıp ilk 4 terimini bulacağız. Veya bunun ikinci dereceden Taylor polinomu, beşinci dereceden Taylor polinomu nedir? Önce bunu yazacağız. Arkasından açıp beşinci dereceye gelince duracağız. Üçüncü dereceyi soruyorsa üçüncü dereceye gelince duracağız. Sin x karenin Maclaurin serisi. Buradaki x yerine x kare koyacağız. Sin x'in Maclaurin serisini bilen bir kişi sin x kareninkini sorulduğu zaman x yerine x kare koyacağını sadece bilmelidir. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı buraya x kare koyarsak 2 ile 3 çarpılır. 4n artı 2 bölü 2n artı 1 faktörü. Üçüncüsü oldukça ilginç bir şey. X kare ile çarpılıyor. Biz sin 5x'in Maclaurin serisini bulacağız. Oradan çıkanı x kare ile çarptığımızda da bunun toplamdaki Maclaurin serisini bulmuş oluruz. Sin 5x'in ki x kare çarpı n sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n şuradaki 3x yerine bu sefer 5x gelecek. Çarpı 5x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktörü. Bu x kareyi de içeriye soktuğumuzda tam olarak serinin ne olduğunu buluruz. N sıfırdan sonsuza eksi 1 üzeri n çarpı x kare çarpı 5x üzeri 2n artı 1 bölü 2n artı 1 faktör. Bunun ilk iki teriminin, Maclaurin seri açılımının ilk iki terimini sordu. Önce bunu yazar, sonra buraya 0 bir de 1 koyar, ilk iki terimi bulur. Beşinci derecesini sordu. Koyar koyar beşinci dereceye gelince durur. X üzeri 5'i ilk çıktığı an durma noktamız orası olur. İşte bu şekilde sinli fonksiyonların Maclaurin serilerini sin x'in Maclaurin serisini bulma sayesinde yerine koyma metodu ile oldukça kolay biçimde bulabilmekteyiz. Sin x'e sınava girerken
serisini bilirsek, ezbere bilirsek bunu, sınavda karşımıza finle ilgili bu şekilde gelen Maclaurin serisi sorularını kolayca çözebiliriz. Bunlarla ilgili açılım sorduğunda dahi bunları yazar, sonra açar. Oldukça pratikleştiren bir kuraldır Phoenix'in Maclaurin seri açılım formu. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyorum.